Hayatımızda en temel farkındalık imkanı, en önemli farkındalık becerisi psikolojik düzeyimizde ortaya çıkan duyguları ve düşünceleri fark edip onlardan ayrı olan varlığımızı idrak ederek onları yönetmektir. Aksi takdirde içimizde ortaya çıkan iç ve dış olaylar etkisiyle tetiklenen ve içimizde ortaya çıkan duygu ve düşünceleri doğal ve kendi düşüncelerimiz, duygularımız olarak algılayıp onların üzerinden hayatı yaşarız. İnsan psikolojik olarak her an kendi psikolojik dünyasının zeminini gözlemlemek ve bu psikolojik zeminde ortaya çıkan farklı düşünce ve duygu kalıplarını yönetmek durumundadır. Nefsimizi temizlemekten çoğunlukla kastedilen şeylerin başında da bu gelir. Yani niçin nefsimizi temizlemeye ihtiyacımız var? Yani nefs derken aslında kendimizi temizlemek. Neden temizlemeye ihtiyacımız var? Çünkü kirlenebiliyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Bir arazi var, bir toprak parçası var, bir bahçe var. Bir bahçenin doğal bir bitki örtüsü var. Bir de yabancı ayrık otlarının ortaya çıkma durumu var. İnsan psikolojisi, insanın psikolojik zemini bunlara açık bir mahiyettedir. O yüzden psikolojik düzeyimiz fark edilmesi, gözlemlenmesi, ayrışılması ve ayrıştırılması gereken bir alandır. Eğer kişi bu gözlemlemeyi, ayrışmayı ve ayrıştırabilmeyi gerçekleştiremezse içeride ortaya çıkan bütün her şeye benim der. Ve bütün o düşünce ve duygular, dürtüler, arzular, kurgular, imajinasyonlar kendimiz gibi algılanır. Yani ben böyle hissediyorum, ben böyle düşünüyorum, ben böyle görüyorum, ben böyle algılıyorum, bana öyle geliyor diye onların hepsini kendimiz zannederiz. Çünkü bunları gözlemleyecek ve bunları ayrıştıracak nispeten daha objektif bir bilinç merkezine sahip değilizdir. Sahip olduğumuz zaman işte o gözlemlemeyi, ayrıştırmayı ve ayrışabilme becerisini edinmiş oluruz. Bununla ilgili aslında bir peygamber döneminde yaşanmış bir olay var. Ben biraz o olayın üzerinden onu bir metafor olarak kullanarak biraz bunu izah etmeye çalışayım. Peygamberimiz bir gün bir cuma saatinde cuma hutbesi veriyor. Ve o sırada camide toplanmış bir cemaat var. Medine'de bu. O sırada bir uzak yoldan bekledikleri bir kervan geliyor. Bekledikleri kervan geldiğinde o cuma hutbesini dinleyen müminlerin önemli bir kısmı, çok önemli bir kısmı
camiyi terk ediyorlar, hutbeyi dinlemeyi bırakıyorlar. Çok az kişi kalıyor. Çok az kişi kalıyor. Ve tırnak içinde peygamberi böyle ne derler, hani böyle bir tabir kullanmayayım ya, ortada bırakıveriyorlar. Öyle bir kalıveriyor. Ve ilginçtir, ayet diyor ki, yani eğer hepsi terk edecek olsaydı helak olurdunuz. Şimdi burada aslında tabii ki bu bir toplumsal olay olarak anlatılıyor. Biz bunu kendi içsel dünyamıza tatbik edelim. İçimizde peygamberi bir bilinç sahibi olan bir farkındalık noktası yoksa, o zaman biz o içimizde ortaya çıkan benlik hallerini tartamayız, ölçemeyiz. Ve onlar sürekli farklı şeyler tarafından tetiklenirler. Bakın, psikoloji sürekli değişen bir alandır. İnsanın psikolojik boyutu sürekli değişebilen bir alandır. Bedensel boyutu da değişen bir alandır. Spiritüel boyutu değişmez. Dolayısıyla psikolojik alanın her zaman dengelenmeye ihtiyacı var. Eğer onu dengelemezseniz o şartlara göre şekillenen bir mahiyete bürünür. Bir olay yaşarsınız, korkunuz tetiklenir. O süreçte sürekli bir korku tarafından yönetilirsiniz. Bir başka zaman bir üzüntü, bir acı, bir keder duygusu tetiklenir. Siz o acı duygusunun, o kederin, o üzüntünün, o kayıp hissinin içinde yaşarsınız. Dolayısıyla biz bugün psikolojilerimize malumuz. Psikolojimizi yönetebilecek bir bilinç merkezinden yoksunuz. Aslında o ayette Hazreti Muhammed neyi temsil ediyor? Bizim gerçekten öz, ruhsal, orijinal varlığımızı temsil ediyor. Aslında o bize her zaman bir bilinç, bir farkındalık mesajı veriyor. Yani orada peygamber ne yapıyordu? Bir hutbe veriyordu. Ve dinleyenler vardı. Dışarıdan bir çok uzun zamandır bekledikleri bir kervan gelince, onun sesini işitince, o develerin sesi, bağırışmalar falan, işte kervan geldi vesaire. Cemaatin içindeki birçok kişi, cemaatin çoğunluğu camiyi terk ettiler. Peygamber ortada kalıverdi. Birkaç kişi vardı. O birkaç kişi de olmasa aslında nedir? Helaktır. Çünkü peygamber zaten ruhsal boyutu temsil ediyor. O camide kalanlar neyi temsil ediyor? Ruhsal boyutun farkındalığından biraz etkilenmiş ve kendilerini tetiklemelerden bağımsız bir şekilde yönetebilen, aynı zamanda kendilerini gözlemleyebilen bir bilince işaret ediyor. Şimdi onlar yoksa o zaman ne olur? Tamamen tetiklenmelerle hareket eden kişiler olmuş oluruz. Mesela en güzel bir halinizde kötü bir haber alın, çöküyorsanız o ne demektir? Siz bir benlik tarafından kuşatılıyorsunuz o anda demektir. Yani bir benlik, tetiklenen bir benlik sizin bütün varoluşunuzu o an kapatıyor. O an bitiriyor o anda. Mesela bir üzüntü duygusu geliyor, sizin bütün o psikolojik dünyanızı örtüveriyor. Bir kaygı geliyor, sizin bütün kimliğinizi, varlığınızı, psikolojik dünyanızı örtüveriyor.
bir şey yaşıyorsunuz, böyle bir isteklerinizin gerçekleşmemesi durumu, kendinizi mesela yalnız hissettiniz o anda, kimse sizin istek ve ihtiyacınıza duyarlı değil, kimse sizi anlamıyor. Bir anda kendinizi yapayalnız, anlaşılmayan, kimse tarafından duyarlılık sergilenmeyen, yapayalnız biri gibi hissediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki, şu an kendimi çok yalnız hissediyorum. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Bir benlik sizin tümünüz adına konuşuyor ve sizin tümünüzü kendi düzeyine indirgiyor. Yani sizin tüm varoluşunuz o kendini yalnız hisseden benlik tarafından örtülüyor. Onun tarafından bloke ediliyor. Onun tarafından geçici olarak iptal ediliyor. Bir benlik sizin tümünüz adına hareket ediyor. Sizin tümünüz adına değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla biz tetiklenmelerin farkına varmalıyız. Yani bir olay oldu, ne oldu? O olayla birlikte içeride ne oldu? O yüzden kendimize her zaman şu soruyu sormalıyız. Bir şey oldu ve içeride ne hissedildi? Ne ortaya çıktı? Hangi düşünceler ortaya çıktı? Veya şu an içeride, yani psikolojik zeminde ne oluyor? Ama bunu gören biri lazım. Bunu birinin görmesi lazım. Bağımsız birinin görmesi lazım. İşte o ayette anlatılan, yani peygamberi duyan, dışarıdaki kervanı da duyan, kervanın tetiklemesinin de farkında olan, ama tetiklense bile o tetiklenmeye mağlup olmayan az sayıda Müslüman vardı. Ve Allah onları örnek verdi. Peygamber bizim ruhsal boyutumuzu temsil eder, sembolik olarak. Ruhaniyetimiz her an bizimledir. Biz hiçbir zaman ruhsal özümüzden uzak olmayız. Ama onu işitecek içeride birkaç tane benliğe ihtiyaç var. Yani ben kimim? Mesela bütün dünya yıkılsa, mesela değil mi? La ilahe illallah diyoruz. Yani Allah'tan başka mutlak varlık yoktur. Bütün dünya mahvolsa ne olur? Yaratılmış olan bir şey değil mi? Her şey fanidir, o kalıcıdır. O zaman bana bunu hatırlatacak bir bilincim olması lazım. Ama biz bilinci içimizde inşa edemezsek, yani özümüzü hatırlayacak bir bilinç merkezi üretmezsek, o zaman tetiklenmelerle yaşarız. O tetiklenmeler tarafından yönetiliriz. Ve o an neyle tetikleniyorsan o olursun. Birisi seninle alay eder, içinde bir küçümsenmiş benlik tetiklenir. Kendini küçümsenmiş hissedersin. Biri seni suçlar, suçluluk benliği tetiklenir. Kendini suçlu hissedersin. Kendini yetersiz hissedersin. Kendini dünyada yapayalnız hissedersin. Hiç kimsenin seni anlamadığını hissedersin. Engellendiğini hissedersin. Reddedildiğini hissedersin. Haksızlığa uğradığını hissedersin. Zayıf düştüğünü hissedersin. Birçok şey hissedersin. Ve buna bağlı olarak da birçok şey düşünebilirsin. Burada hissettiğin şey ve ona bağlı olarak ortaya çıkan düşünceler senin fark etmen gereken şeylerdir. Fark etmen gereken,
Ama ayrışarak fark etmen gereken bir şey. Yoksa ben şu anda öfkeli olduğumu biliyorum deyip bakmak değil. Bir şey öfkeli ama ben çok sakin bir yerden bakıyorum. Çok sakin, çok doğal bir yerden bakıyorum. Bakın bununla ilgili çok güzel bir benzetme vardır. Uzak Doğu geleneğinde çok kullanılır. Mesela uzayda ne olursa olsun, mesela hangi çarpışma olursa olsun, uzayın boşluğu dediğimiz şey buradan etkilenmez. Yani uzayın boşluğu, uzaydaki bütün cisimleri kendi içinde barındırır ama onlardan etkilenmez. Mesela uzayda bir patlama olsa, iki tane yıldız birbiriyle çarpışsa, uzayın boşluğuna bir şey olmaz. Uzayın boşluğu bunları algılar. Bakın bunlardan rahatsız da olmaz. Dikkat edin, değil mi? Uzay boşluğu, uzaydaki bir çarpışmadan da rahatsız olmaz. Onları içerir, onlardan etkilenmez. Onları barındırır ama onlardan bir zarar görmez. İşte bizde böyle bir şey var aslında. Etkilenmeyen, zarar görmeyen, kendini kötü hissetmeyen bir varlık alanı var. Bunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Eğer bunun farkında değilseniz, siz psikolojik benlikler tarafından tanımlanan, kendinizi onlar zanneden bir noktaya kendinizi indirgersiniz. Ve o benlikler, şunu unutmayın, ilahi varoluşu, ilahi mesajı, ilahi öz varlığınızı fark etmezler. O yüzden bir alim der ki, insan bazen çok küçük bir noktada boğulur. Mesela bir acının içinde, bir kederin içinde, bir hüznün içinde, bir öfkenin içinde, bir yalnızlık duygusunun içinde, bir kayıp duygusunun içinde, bir anlaşılmamışlık duygusu içinde, bir anlamsızlık duygusu içinde kaybolup gidebilirsiniz. Bakın insan psikolojisi eğer spiritüel bir farkındalık hali olmazsa bizi yutabilir. Buna açık bir şeydir. Yani hangi bilinç düzeyindesiniz? O yüzden bunu sorgulamaya ihtiyacınız var. Hepimizin ihtiyacı var. O yüzden şu ayrımı yapmalıyız. Şu anda içeride ne var? İçeride hangi duygu var? İçeride hangi düşünce var? Ve ben buna şahit miyim? Bakın ben o muyum? Ona maruz muyum? Ona şahit miyim? Şimdi ben oyum dediğinizde iyice özdeşleşiyorsunuz. Rahatsızsınız ama ona maruzsunuz. Ve kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Orada da bir özdeşleşme var. Ayrıştığınız zaman evet, burada bir duygu var. Ben bu duygunun farkındayım. Bu duyguyu şu ölçüde doğal buluyorum ama şu noktada doğal bulmuyorum. O yüzden bir hadiste vardır. İmanınızı la ilahe illallah'la yenileyiniz der. Neden? Neden yenilemek zorundayız? Tırnak içinde imandan mı çıkıyoruz? Tabii bu bizim geleneksel toplumumuzda böyle sürekli iman yenilemek. Aslında şu arkadaşlar, içimizde birçok benlik hali var. Bu benlikler, tırnak içinde söylüyorum, aslında çok imanlı değiller. Çünkü onların böyle bir algısı yok. Yani mesela şöyle düşünün, çok sevdiğiniz birkaç insanın şu anda ölümünü duyacak olsanız ve
veyahut da sizin için çok önemli bir şeyin kaybedildiğini, kaybolduğunu, mahvolduğunu duysanız ne kadar o doğal bilinç içinde kalır? Evet, şöyle bir şey olmuş, olabilir. Bunu gözlemleyip yola devam edebilirsiniz. Değil mi? Veya diyelim ki doktor dedi ki bir aylık ömrün var. Değil mi? Veya eşinin bir aylık ömrü var. Veya çocuğunun bir aylık ömrü var. Şimdi bu haberi duyan bir benlik çok mu imanlı bir bakmanız gerekir. Mesela nasıl hissediyor bu durumu? İşte her şey boş. Mesela burada mı bitecekti, böyle mi olacaktı, bu diyorsun, yoksa başka bir şey mi diyorsun? Mesela çok korkan bir benlik, çok mu mümindir, değildir. O yüzden her an La ilahe illallah demeye ihtiyacımız var. Bunu kime hatırlatacağız? Bunu bilmeyen benliğe hatırlatacağız. Mesela diyelim ki beni hiç kimse anlamıyor. Yani hiç kimse de bugüne kadar anlamadı. Şimdi bu çok mümin bir benlik mi? Değil. Çünkü kendini kötü hissediyor. Kimse beni anlamadı diyor. Şimdi bunun anlamı var mı? Yok. Aslında değil mi? Ama sizin var. O benliğin yok ama sizin var. O zaman o benliğe bunu hatırlatmalısınız. Yani La ilahe illallah'la o anın imanın nuruyla aydınlatılmasını sağlamalısınız. Yani ne demek beni hiç kimse anlamıyor? E ama doğru değil mi? Ailem anlamıyor, eşim anlamıyor, çocuğum anlamıyor. Kimse anlamıyor. Kimse anlamadı zaten bugüne kadar. Tamam. Ama bir, ben kendimi anladım. Beni Allah anlıyor. Değil mi? O zaman bakın ne oldu? O benlik imanın nuru tarafından aydınlatıldı. O zaman o artık beni esir edemez. Veya bir benlik olur. Hata yapmışsınızdır, büyük günah işlemişsinizdir, büyük hatalar yapmışsınızdır. Ben çok kötüyüm der. Ben çok kötüyüm. Ben berbat bir insanım. Şimdi bu imanlı mı? Değil. Çünkü dikkat edin. Tırnak içinde cennette günah işleyen Adem ben çok kötüyüm mü dedi. Ben kendime zulmettim dedi. Bakın dikkat edin. Ben kendime zulmettim. Bir benliğin zulmetine maruz kaldım. Bir benliğin karanlık bakışına maruz kaldım. Kendini topyekün kötülemek çok yanlış bir şeydir. Mesela bu imansız bir benliktir. Ben berbat biriyim. Ben işe yaramazın tekiyim. Allah diyor ki ben seni işe yarar yarattım. Sen diyorsun ki ben işe yaramazın tekiyim. Bunun imanı var mı? Bunun imanı yok. Yani imandan habersiz manasında diyorum. Allah diyor ki ben size bir fıtrat verdim. Birçok değer ve imkan yükledim. Ama sen diyorsun ki ben hiçbir işe yaramam. Ya hiçbir işe yaramasam bile tırnak içinde Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisine yarıyorsun. Onlara ayna olmak üzere yaratılmışsın. Ama ne yapıyorsun kendi kendine? Kendi kendine hüküm biçiyorsun. Ben çok kötüyüm, yetersizim, beceriksizim, hiçbir işe yaramam. Veyahut da bir benlik geliyor, bir bakıyorsunuz, diyor ki bundan sonra hiçbir şey düzelmez. Şimdi bu benliğin imanı var mı? Yok. Neden? Çünkü gelecekle ilgili hikaye üretiyor, falcılık yapıyor. Şimdi değil mi? Hani falcıya gitmek günah değil mi? Şimdi bu benlik falcılık yapmıyor mu? Bundan sonra her şey berbat olacak diyor.
Bundan sonra hiç güzel bir şey olmayacak diyor. Nereden biliyor? Bilmiyor aslında. Falcılık yapıyor. Spekülasyon yapıyor. Peki bu benliğin bir imanı var mı? Yok. İmanı olsa ne derdi? Derdi ki Allah sonsuz ve mutlak hayır kaynağıdır. O mutlak hayır kaynağından sürekli gelen bir hayır, bereket, iyilik ve güzellik var. Ve bu bütün varlıklara olduğu gibi bana da yansıyor. O zaman ben mutlak hayırdan gelen o hayrı, iyiliği ve güzelliği fıtri bir şekilde alıp onu yaşayıp yansıtmalıyım. İmanlı bir ben böyle der. Ama imansız bir ben ne der? Ben adam, adam olmaz, ben hiçbir şeyim. Bundan sonra da hiç güzel bir şey olacağını düşünmüyorum. Der ve ne yapar? Sizi kendi zulmetine, kendi karanlığına hapsetmeye çalışır. Siz de kendinizi o benlikten ibaret zannedersiniz. Ve o benliğin hikayesine malum olursunuz. O benliğin dünyasında yaşarsınız. Aslında biz bu dünyada yaşamıyoruz. Biz bir kısım benliklerin dünyasında yaşıyoruz. O yüzden zahiren aynı dünyadayız. Fakat psikolojik olarak hepimiz farklı bir dünyada yaşıyoruz. Aynı caddede yürürüz. Aynı sohbeti dinleriz. Ama her birimizin farklı bir psikolojik dünyası vardır. O yüzden aslında şunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Bizler bir kısım yanlış benliklerin hipnozundayız aslında. Mesela kendini ispat et diyen bir benliğin hipnozuna gireriz. Sen hayatta hep yanlış kararlar verdin, hep hata yaptın, hiç doğru bir şey yapmadın, hayatını hiç iyi değerlendirmedin, bundan sonra da zaten bir şey olacağın yok diyen bir benliğin hipnozunda yaşayabilirsiniz. Kendini yetersiz gören bir benliğin hipnozunda yaşayabilirsiniz. Ben hayatımı mahvettim diyen bir benliğin hipnozunda yaşayabilirsiniz. Ben işte annemi babamı niye düzeltemiyorum, niye böyle bir hayatı yaşıyorum diyen bir benliğin hipnozunda yaşıyor olabilirsiniz. Aslında biz hayatı olduğu gibi yaşamıyoruz. Algıladığımız ve hissettiğimiz benliklerin içinden yaşıyoruz. İçinden, bir şeyin içinden hayata bakıyoruz. Bir şeyin içinden hayatı okuyoruz. Hani bazen söylerim yani, içimize kaçmış benlikler var. Biz o içimize kaçmış benlikler tarafından yönetiliyoruz. Bunları fark ettiğimiz zaman aslında yavaş yavaş bir şeylerin değişmesi mümkün olabilir. Bunları fark etmek durumundayız. Bunlar çocukluğumuzdan itibaren içimizde tetiklenmiş, yerleşmiş, iyice kendine yer bulmuş. Mesela diyelim ki hata yaptığınızda içinizde ne tetikleniyor bir bakın. Birisi sizi eleştirdiğinde içinizde ne tetikleniyor bir bakın. Bir sosyal ortamda söyleyecek bir lafınız olmadığında kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bir benlik size kendinizi nasıl hissettiriyor aslında? Bir bakın bakalım. Herkesin tırnak içinde kabiliyet ve becerisini ortaya koyduğu bir ortamda sizin ortaya koyacak hiçbir beceriniz olmadığında kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok yanlış anlaşıldığınızda nasıl hissediyorsunuz? İyi davrandığınız, merhamet ettiğiniz, şefkatli olduğunuz, fedakarlık yaptığınız bir insan size sen bana kötülükten başka bir şey yapmadın dediğinde ne hissediyorsunuz? İçeride ne tetikleniyor?
biz öyle içeride ne tetikleniyor veya hangi benlik var dediğimizde bu çok defa anlaşılmıyor. Yani hangi benlik olacak? Benim bir arkadaşım var, diyorum ki bazen şu anda hangi benlik öfkelendi? Bütün benliklerim diyor. Topyekun tümüm diyor. Bütün hepsi diyor. Diyorum ki bak özdeşleşiyorsun, dikkat et. Bir benlik öfkelendi, onu fark et. Sen onu fark edebilecek olansın aynı zamanda. İşte peygamberin beni nefsimle baş başa bırakma duasının altındaki anlam budur. Beni nefsimle bir an bile baş başa bırakma. Yani beni psikolojimden ibaret zannetme, hatasına düşürme. Psikolojimin içindeki herhangi bir düşünce ve duygudan ibaret olduğu zannına düşürme. Çünkü o bir benlik, o senin varlığında ortaya çıktı. İçeride bir şey ortaya çıktı. Ama o sen değilsin. O düşünce tetiklendi, geldi. Eğer fıtri değilse bırak gitsin. Mesela bir sana küçümseyici gözlerle baktı. Ne hissettin? Bir bak. O değilsin ama. Bakın psikolojik düzey her zaman da kontrol edilemez. Kontrol etmemiz de gerekmez. Bunu unutmayın. Psikolojik düzeyimizi kontrol edemeyiz. Etmemiz de gerekmez. Ama uymama seçeneğimiz vardır. İçeride bir benlik çıktı. Öfkeli veya alınmış veya gücenmiş veya kendisini çok yetersiz hisseden bir benlik hali. Bunu kontrol mü edeceksin? Hayır, kontrol etmene gerek yok. Fark et. Fark et ve tercihini yap. Bu senin fıtri bir halin mi? Değil. Fıtri bir halin değilse bırak gitsin. Onu kovmana da gerek yok ama izin ver gitsin. Ona tutunma, o olduğunu düşünme. Onun penceresinden bakma. Ha şimdi bize deniyor ya, metaverse diye yeni bir şey çıkacak. İşte gözlükleri olacak vesairesi olacak. İnsanlar imajinatif bir dünyada yaşayacaklar. Şu anda olan şey ne ki zaten? Şu anda biz aynı evrende mi yaşıyoruz? Herkesin bir psiko versi var, değil mi? Yani psikolojik bir evreni var. O psikolojik evrenin güneşi var, yıldızları var, yeryüzü var, dağları var, ormanları var, bataklıkları var. Herkes psikolojik bir evrende yaşıyor. Ve o psikolojik evreni fark etmeden yaşıyor. Çünkü şöyle bir algımız var. Bu dünya böyle. O zaman bazen dikkatimi çeker, böyle bir denk gelir. Mesela ben çok yakın bir arkadaşımın veya bir yakınımın ölüm haberini almışım. İşte yakınları üzülüyor. Öbür tarafta da biri evleniyor. Şimdi bu iki farklı kişiler, iki farklı olayı yaşayan kişiler aynı dünyada yaşamıyor mu görünürde? Ama birisi için o gün hayatının en üzüntülü günü, öbürü için hayatının en mutlu günü mü tabii ki. Hani sonra 6 ay sonra çok yanlış bir tercih yaptım deyip değil mi? Seni tanıdığım güne lanet olsun diyebileceği bir gün olabilir. Bakın herkes ayrı bir evrende yaşıyor değil mi aslında? Yani hepimiz farkında olmadığımız bir farklı evrenlerde yaşıyoruz. Aslında bu da sanal oluyor hocam. Tabii ki psikolojik bir sanallık var. O yüzden gerçek anlamda kendin olduğunda, gerçek öz kendiliğini keşfettiğinde hayat gerçekten olduğu gibi yaşanır.
hayat gerçekten olduğu gibi algılanır ve gerçekten onu olduğu gibi algılayacak bir farkındalıkla hayatı yaşarsın. Aksi takdirde psikolojik düzeyimiz ve o psikolojik düzeyin içindeki farklı düşünce ve duygularımızın penceresinden hayatı yaşarız. Mesela telefonunu açtım, baktım bir arkadaşın seni çok yanlış anlayıp sana böyle öyle bir mesaj döşemiş ki hayret ediyorsun. Çok yanlış anlaşılmışsın. 20 yıllık arkadaşın. Şimdi sen o anda hangi psikolojiye girdin? Değil mi? Ve sen o anda içeride hangi düşüncenin, duygunun tetiklendiğini görebiliyor musun? Bakın, mutlak olarak tetiklenmeleri önleyecek değiliz. Bir şeyler tetiklenebilir. Hani o verdiğim Cuma suresinde geçen olan. Yani peygamber Cuma hutbesinde ve onu dinleyen insanlar var. Dışarıdan bir kervan geliyor. Çok uzun zamandır bekledikleri bir kervan. Çok gürültülü, eğlence vesaire işte karşılanıyor. Ve cemaatin önemli bir kısmı tetikleniyor ve dikkat edin, peygamberi o anda artık duymuyor. Öyle bir tetiklenmiş ki otomatik bir şekilde camiden çıkıyorlar. Otomatik bir şekilde. Farkında değiller. Yani çünkü peygamber hutbe veriyor ve hutbeyi terk ediyorlar. İlginç bir şey değil mi? Tıpkı bizim gibi. Değil mi? Bizim gibi. Mesela biz diyoruz ki Allah, iman, peygamber, hakikat ve falan. Sonra bir olay oluyor. Hiçbirinin etkisi olmuyor. Neden? Çünkü sen o imandan, maneviyattan, hakikatten habersiz bir benliğin tetiklenmesiyle şu an kendini algılıyorsun ve hissediyorsun. Onun gözünde şey yok ki, iman, ahiret, sonsuzluk, işte Allah'ın her şeye şahit olması, işte Allah eğer razıysa bütün dünya razı olmasa bir ehemmiyeti yok. Değil mi? Şimdi iman bunu ne diyor? Ben şimdi desem ki arkadaşlar Allah razı olsa, bütün dünya razı olmasa bir problem olur mu? Ne dersiniz? Olmaz. Değil mi dersiniz? Çünkü bir tarafınız buna inanır yani. Evet, gerçekten buna inanır. Evet, ya hakikaten Allah razı olsun. Diğerleri insanlar razı olmasa da ehemmiyeti yok. Sonra bir olay olur. Biri der ki ben senden hiç razı değilim. Aslında keşke seni tanımasaydım. Belki senin bu yaptığın şeyi onaylamıyorum. Diyor, bir bakıyoruz bizim yelkenler düşüyor. Neden? Çünkü içeride bir şey tetikleniyor. Ve sen ona tabi oluyorsun. Ona tabi oluyorsun. Peki biz de onu dediğinde hocam savunmaya geçip hani neden hani benim aklımda böyle düşünüyorsun diye sorabilir miyim de yani? Savunmaya geçmeden. Geçmeden. Savunmada geçmeden. Genelde savunuruz yani ben. Tamam bak ne oldu? Evet. Şimdi benlik tek bir tane değil. İçeride birçok benlik var. Benlik grupları var. Mesela bir benlik alınır, öbür benlik der ki alındığını gösterme, öfkelen. Bir benlik küçümsenmekten dolayı alınır, öbür benlik der ki belli etme. Belli etme, sen saldır, öfkelen, sen onu küçümse. Onun için benlik grupları vardır, benlik yumakları var, benlik orduları var. Uyanık insan kimdir? Bunların hiçbirini kendi zannetmeyen, bunların hiçbirine kendi olma payesi vermeyen insan uyanıktır. Ama bu çok zor diyen benliği de gören uyanıktır.
hocam ne kadar çalışmamız gerekiyor diyen de sahte bir benliktir. Ona karşı da uyanık olun. Sadece görün o kadar. Fark edin. O yüzden uyanık insan psikolojik dünyasında ne olup bittiğini gören, bunlarla özdeşleşmeyen, bunları ayrıştıran ve bunlardan ayrışabilen insandır. O insan uyanık insandır. O insan akıllı bir insandır. Akıl, zeka, farkındalık, uyanıklık budur. Kendi psikolojisinde olan biteni görmeyen insan, bunlarla özdeşleşen insan asla uyanık bir insan değildir. Tasavvuf buna nefsinin esiri veya nefsinin mağduru der. Mesela bir insan olsa bütün dünyayı kandırabilse, manipüle edip kandırsa, üç kağıtçılık yapıp herkesin parasını yese, bakın bizim zahiri aklımız ne diyor? Ne uyanık adammış. Ne kadar zekiymiş. Burada zeka ve uyanıklık yok. Zekanın bir benlik tarafından manipüle edilmesi var. Ve kişinin o benliğe mağlup olup o benliğin üzerinden hareket etmesi var. Nerede burada uyanıklık? Nerede burada zeka? Nerede burada akıl? O yüzden akıllı insan kaynağını ve merkezini bilerek ve o kaynağından merkezinden hiçbir zaman kopmayarak hayatın değişimlerini yaşayan, onlara şahit olan ve o etkilenimlerden özdeşleşmeden çıkabilen insandır. Özdeşleşmememiz gerekir. Onun için üzgünüm, kaygılıyım, çok zayıf hissediyorum kendimi, kendimi çok anlaşılmamış hissediyorum, yalnız hissediyorum, gergin hissediyorum, suç hissediyorum. Bunlar hepsi sahtedir. İçerideki duyguyu görün. Ama o olmadığınızı bilerek görün. İçerideki bir duyguyu görmek değil sadece olan. O olmadığınızı da bilmeniz gerekir. O olmadığınızı bilmeniz gerekir. Bakın biz çok anlatırız değil mi? Hepimiz az çok duymuşuzdur da. Hazreti Ali savaşta kendisine hakaret eden bir düşmanına karşı durur ve ben seni öldüremem der. Çünkü nefsimin karışma ihtimali var. Çünkü bir şey tetiklendiğini gördü orada. Bir şeyin tetiklendiğini gördü. Yani sen bana nasıl hakaret edersin deyip tepki vermek isteyen bir benliğin tetiklendiğini gördü. İşte akıllı insan budur. Yoksa tetiklenip o tetiklenmesine göre hareket eden değildir. Şu anda 3 aşağı 5 yukarı her birimizi tetikleyecek insanlar ve şartlar vardır değil mi? Tabii her şey tetikliyor bizi. Birini bir şey tetikliyor, öbürünü başka bir şey tetikliyor. Herkesin tetiklendiği bir şey var. Hiçbir negatiflikten tetiklenmeyen insan doğal insandır, akıllı insandır. Tetiklenmeyebildiğinde, tetiklendiğini görebildiğinde, o tetiklenen benlikle hareket etmeyebildiğinde sen fıtratındasın. Ama sadece bunu yapmak için uğraşmayacak değil mi? Yani o kendiliğinden mi geliyor yoksa ben tetiklenmeyeyim şeklinde bir motivasyon mu oluyor? Yani bu hedef değil, o kendiliğinden geliyor, odanın kendiliğinden mi oluşuyor? Yoksa o tetiklenmek için mi dikkat etmesi gerekiyor? Bilinç bize o tetiklenmemenin doğal halini kazandırır. Yani neyin ne olduğunu bilebiliyorsan, ayrışabiliyorsan,
o kadar teoriye gitmeyin. Daha nesnel olarak söylüyorum. Tetikleneni görüp tetiklenenden bağımsız olduğunu fark ediyorsan, bunu fark etme konusunda çaba gösteriyorsan, o zaman o doğal hale dönebilirsin. Şunu kastetmiyoruz ama, beni hiç kimse tetikleyemez, böyle çok şey olacağım, aşırı ciddi olacağım, tetiklenmeyeyim, böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Farkındalıktan bahsediyoruz. Yani kendimizi kasmaktan, aşırı ciddi durmaktan bahsetmiyoruz. Bakın, o kadar kolay tetikleniyoruz ki, sırf buna önce bir dikkat etseniz, hikayenin başlangıcını fark edebilirsiniz. Hatta çok ilginçtir, bazı eski medeniyetlerde bir insan bir yola girecekken bir kısım sınavlardan geçirilir. Yani bu insan tetikleniyor mu, tetiklenmiyor mu? Onu tartarlar. Birçok şey vardır, etabı vardır. Mesela bu kişi övgüden tetikleniyor mu? Yergiden tetikleniyor mu? Beğenilmekten tetikleniyor mu? Reddedilmekten tetikleniyor mu? Bildiği en doğru şeyin onaylanmamasından tetikleniyor mu? Herhangi bir şeyi kaybetmekten tetikleniyor mu? Herhangi bir şeyi kazanmaktan tetikleniyor mu? Bütün bunlar üzerinde çalışılır ve kişi bunlardan tetiklenmediğinde o zaman yola girer. Ondan sonra yola giriyor. İşte Kur'an'da bir ayette meğerim diyor hocam, onlar hiçbir şartta üzüntü, keder hissetmezler. Yani bu sizin dediğinizde evet. Evet, kendilerine dair, kendileriyle ilgili bir üzüntüleri, bir hüzünleri, bir kaygıları, bir korkuları yoktur. Bakın, korkan içeride bir benlik halidir. Bir alim şöyle der, o imanınızı la ilahe illallah'la yenileyiniz ayetini, hadisini yorumlarken der ki, İnsan zaman ve mekan kaydı altına girdiği için her an bir başka kişi gibidir. Yani bir olay yaşıyorsun, değil mi? Mesela şu anda biri gelse diyelim ki bir terörist, mesela tarasa burayı. Hangi benlik devreye girecek içinizde, değil mi? Kim bilir? Veya kapattı, tehdit ediyor, hepinizi öldüreceğim diyor. O an hangi benlik devreye girer? Bir düşünün mesela. Değil mi? Korku benliği ilk başta yani. Evet. Mesela o korku benliğinin tetiklendiğini sen görebiliyor musun? Şu anda bir benlik çok korktu. Ama ben o korkan kişi değilim. Burada doğal ve gerçekçi bir şekilde korku duyulması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ona bakıyorum. Yoksa o korkan benliğin penceresinden algılamıyorum olayı. Mesela çok sevdiğiniz, çok takdir ettiğiniz, çok hayranlık duyduğunuz bir insan sizi hayal kırıklığına uğrattı. Hayatında hiç yalan söylemeyen biri yalan söyledi. Sizi maddi olarak kandırdı. Yani tırnak içinde 5 kuruşa tenezzül etmeyeceğini düşündüğünüz biri sizi maddi olarak kandırdı. Ne hissedeceksiniz? Bir bakın. O an ne devreye giriyor? O an devreye giren nedir? Ve sen bunu o duygudan, o düşünceden bağımsız olarak fark edebiliyoruz. Bakın hayatta, şu dünyada, hayatta kazanacağımız en önemli beceri budur. Gözlemleme, ayrışma ve ayrıştırma becerisi. Kazanacağınız en büyük beceri budur.
Eğer kişisel gelişim diyorsanız, başka bir şey diyorsanız, olgunlaşmak diyorsanız kazanacağınız en önemli yetenek budur. Yani bu beni bir an bile nefsimle baş başa bırakma ifadesinin aslında açıklamasıdır. Yani psikolojik benliğinizde ortaya çıkan hiçbir şey siz değilsiniz. Bakın hiçbir düşünce. Hatta bakın iyilik düşüncesi bile. Yani ben iyi olmalıyım. Bu bile bir düşüncedir. Bundan bile ayrışır. Mesela ben bazı insanlar görürüm. Derler ki ya hayat bana çok anlamsız geliyor. Niye diyorum? Ya kimseye faydam yok. Kimseye bir iyilik yapamıyorum. Kimseye bir faydam dokunmuyor. E diyorum öyle olunca ne hissediyorsun? Ya kendimi boş hissediyorum diyor. Diyorum ki bak bu benliktir diyor. Hani kimseye bir iyiliğin dokunmuyor diyen var ya o bir benlik. Ama çok hoş bir benlik değil mi? Güzel geliyor. Kimseye bir iyiliğin dokunmuyor. E diyorum dokunmuyor. Yani imkan yok. Veya öyle bir durum söz konusu değil. Dokunmuyor. Ne var bunda? Ama o benlik dokunursa iyisin. Bir insana iyiliğin dokunmazsa kötü veya boşsun. Diyor. Şimdi sen bunu keşfetmezsen çok iyi gibi görünen bir benlik üzerinden hayatını yaşarsın. Kimseye iyiliğim dokunmuyor. Ne işe yarıyorum ki? Böyle ilginç bir karamsarlık, bir kendini yetersiz, boş görme tuzağında oyalanır gidersin. Sen varlıksın. Tek adı var. Varlıksın. Allah seni varlık olarak yaratmış. Seni var kılmış, o kadar. Hani çok defa hatırlatırım. Mesela bir çocuk birilerine iyiliği mi dokunuyor? Bir becerisi mi var? Bir başarı hikayesi mi var? Ne yapmış? Ne yapmış? Hiçbir şey yok. Bizim şu an peşinde koştuğumuz hiçbir şey yok değil mi mesela? Biz peşinde koşuyoruz mesela insanlara kendimizi dinletelim, şöyle yapalım veya işte ben iyi biri olmalıyım falan. Var mı böyle şeyler? Hiçbir şey var mı onda? Yok. 6 aylık bir çocuk. Hiçbir şey var mı o çocukta? Hiçbir şey yok. Ne var? Varlık var. Sadece varlık var. Ne iyi olacağım benliği var, ne ben çok yanlış yapıyorum diyen benliği var, ne Allah kahretsin ne hatalar yaptım. Keşke dünyaya bir daha gelsem diyen benliği var. Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Ve huzurlu, dingin, rahatça uyuyor. Uyku bozukluğu yaşamıyor. Yatağa giriyorum bir türlü uyuyamıyorum. Yok. Ben ne yapacağım diyen bir benlik yok. Yarın gene annem beni emzirecek mi diye kaygı duyan bir benlik yok. Hiçbiri yok. Sakince varlığıyla yaşıyor çünkü. İşte bizim de o varlık bilincine ihtiyacımız var. O varlık bilincini fark etmemiz için o içimizde o. O bir yere gitmedi. O 5-6 aylık çocuk ve onun varlık bilinci halen içimizde. O bir yere gitmedi, onu kaybetmedi. Sadece o bir şeyler tarafından örtülüyor. Ya tamam da yani hayat da böyle değil. İşte ama çok hatalarım oldu. Ama hayatımı iyi değerlendiremedim değil mi? Şu an içimizde 40 çeşit benlik işliyor değil mi? İşte bu benlikler o varlığı örtüyor. Bırakın hepsini. Arzuları bırakın, korkuları bırakın, beklentileri bırakın. Geçmişinizi bırakın. Geçmişiniz yok. Geleceğiniz de yok. Yapıp ettikleriniz de yok. Arzularınız, beklentileriniz, geçmişe ait hikayeleriniz, hiçbiri yok.
Ne kalacak geriye? Geriye varlık kalacak. Varlık kalacak. Ve o varlığın hiçbir problemi yok. O varlığın hiçbir hikayesi yok, hiçbir kurgusu yok, hiçbir kaygısı yok. Neden? Çünkü o hiçbir şeyle tanımlanamaz. Bakın bizim hayatta yaptığımız en büyük hata kendimizi tanımlama hatasıdır. Kendimizi tanımlamaya başladık küçük yaşlardan itibaren. Ve tanımladığımız anda bir tuzağa düştük. Ne yaptık? Bir örümcek yuvası gibi bir koza ördük. Sonra da onun içinde yaşamaya başladık. Bakın bir örümcek nerede yaşar? Mecburen yuvasında yaşar. Onu inşa etmiştir, oraya da mahkumdur. Yuvası olmayan gezer. Yuvası olan yuvasını korumak zorunda kalır, değil mi? Hep yuvanda kalacaksın. Bir yuvan var, sürekli onu korumak zorundasın. Ben akıllı biriyim. Yaptım bir yuva. Sürekli oradasın. Onu korumak zorundasın. Ben genç ve güzel bir kadınım. Yaptım bir yuva. Mecburen içinde yaşayacaksın. Sürekli güzel ve genç olmaya çalışacaksın. Hangi kremler, hangi şeyler, bunlarla uğraşacaksın. Çünkü kendini tanımladın. Ben yakışıklı biriyim. Yaptım bir yuva. Yuvanın içinde çürümeye mahkumsun. Ben iyi biriyim. Bu da bir yuva. Ben kötü biriyim. Bu da bir yuva. Hiçbir yuvanız olmasın. Hiçbir tanımı onaylamayın. Bakın her tanım bir sınırlandırmadır. Ve kendinizi bağladığınız bir yer haline gelir. Ben yazarım. Ne yapmam lazım? Hep yazmalıyım. Değil mi? Ben konuşmacıyım. O zaman sürekli konuşmam lazım. Ben tanınan biriyim. Sürekli tanınmam lazım. Ben çok takip edilen biriyim. Ömrüm boyunca nasıl takip edileceğimle uğraşacağım o zaman. Çünkü kendime sahte bir yuva kurdum. Sahte bir yuva kurarsan o yuvayı korumakla mahkum olursun. O yüzden çocuğun tanımı yok. Çocuk kendini tanımlamaz. Tanımlamadığı için henüz özgürdür. Varlık özgür bir şeydir. Onun tanımı yoktur. Varlık saf bir şeydir. Hiçbir tanıma girmez. Ama içeride bir psikolojik benlik mekanizması sürekli kendini tanımlamaya çalışır. Hatta en doğal şeyimiz değil mi? Kendini tanıtsana. Nasıl tanıtayım kendimi? Kim kendini tanıtabilir gerçek anlamda? Hiçbirimiz. Kendinizi tanıt, bakın şunu unutmayın. Kendinizi tanıtın, sonra alın hepsini çöpe atın. Çünkü ondan hiçbiri siz değilsiniz. Kendinizi tanıtmakla ilgili kurduğunuz bütün cümleler sizi hapseden cümlelerdir. İyi biri olmak istiyorum diyen de dahil olmak üzere. Ben insanlara faydalı olmaya çalışan biriyim. Böyle biri olma ama faydalı ol. Ama kendini tanımlama. Kendini tanımladığın an onun mahkumusun. Orayı korumak zorundasın. Yapacağın başka bir şey yok. Neden? Çünkü o tanımı korumak zorundasın. Hani insanlar şey der böyle. Ya böyle bir köksüzlük hissediyorum. Böyle bir şeye ait olma. Nereye ait olacaksın ya? Nereye ait olacaksın? Benlik sürekli bir şeye ait olmak ister. Bir tanım arar, bir kimlik arar.
sürekli onların içinde kendine bir varlık inşa etmeye çalışır. Bununla da iftihar eder veya bunu bir değer gibi zanneder. Mesela değil mi böyle, şimdi bana kendini tanıt deseler, diyecek de bir şeyim olmasa ne yapacağım mesela, değil mi? Kötü bir şey benlik için, değil mi? Kendini tanıt, bana hiçbir şey yok yani. Varlık var sadece, varım. O kadar mı? O kadar, varım. Ama çok tatsız bir şey değil mi böyle, yani varım. E ben de varım. Yok öyle bir şey değil bak. Nasıl varsın? Tamam, bir sürü hikaye uydurmaya başlıyoruz değil mi? İşte bütün bunlardan özgür olmak, dindar olmaktır. Din bize kendimizi tanımladığımız ve sınırlandırdığımız her şeyden özgürleşme imkanı verir. Çünkü tek bir şeyle tanımlar seni, sen Allah'a aitsin. O kadar. O yüzden bakın, din ne kadar özgürleştirici bir şeydir. Psikoloji tutsak eden bir şeydir. Din sana gerçek anlamdaki kaynağını ve referansını verir. Onun için dindar olmak çok önemli bir şeydir. Ama dindar olmak için dindar olmayan kimlik tanımlamalarını bırakmamız gerekir. Çünkü onlar biz değiliz. Onun için din insanı tutsak eden bir şey değildir. Din insanı özgürleştiren bir şeydir. Çünkü din der ki sana, sen Allah'tan gelen ve ona giden bir varlıksın. Bu kadar. Bir deneyim yaşıyorsun, bir yolculuk yapıyorsun, bu kadar. Yolculuğunun nasıl geçtiği önemli değil. Sen yolcu bilincindeysen hiçbiri önemli değildir. Ama bakın, benlik ne yapar size? Nasıl bir yolculuk yaptı? Şanslı mıydın, şanssız mıydın? Bu dünyada seni anlayan oldu mu, olmadı mı? Sevdiğin bir iş buldun mu? Sevdiğin bir eş buldun mu? Şunu buldun mu? Bunu buldun mu? Sürekli hikaye anlatır. Yok abi, hiçbirini bulamadım. Yaptığım işi düzgün bir şekilde yapıyorum. Ama çok da illa bu işi yapmak istiyorum diye bir şey yok. İşti, meşru da bir işti, yapıyorum. Var mı problem? Yok. Eşin seni çok mu seviyor? Vallahi bilmiyorum, o bilir. Değil mi? Ama ben Yaradan'ın sevgisini hem idrak ediyorum hem de aktarmaya çalışıyorum. Yetmez mi? Varlık olmamız bize yetmez mi? Ama içeride bir sahtekar benlik diyor ki yetmez diyor. E nasıl şimdi varlık? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü biz aslında gerçek varlığı idrak etmiyoruz şu anda. Varlık deyince ne geçiyor? Varlık işte yani. Böyle maddi varlık, psikolojik varlık. Değil mi? Gerçek varlık idrakimiz açığa çıktığında emin olun benim size bir şey anlatmam da gerekmeyecek. Çünkü siz fark edeceksiniz onu. Aa diyeceksiniz ki ben bir beden değilim. Ben bir psikolojik varlık değilim. Ben ilişkilerimle tanımlanan biri değilim. Anne değilim, baba değilim, çocuk değilim, dede değilim, torun değilim. Şu memleket, bu memleket. Hiçbir memleket beni tanımlamaz. Sadece şu topraklarda beden doğmuş, o kadar. Benim bedenim bile demiyorum. Kullandığım bir beden bu. Benim bedenim bile değil. İşte din böyle bir özgürlük alanıdır. Bakın, en özgürleştirici ayeti tekrar hatırlatıyorum. Onlara bir musibet isabet ettiğinde biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Ne kadar büyük bir özgürlük. Ne kadar muhteşem bir özgürlük. Bu özgürlüğü ancak kim yaşar? Gerçek anlamda dinin farkında olan, dini idrak eden insan yaşar.
Özgürlük çünkü gerçekten hiçbir şeye ait olmamaktır. Hiçbir şeyi kendine ait görmemen, hiçbir şeyin de sana sahip olmaması. Bu gerçek özgürlüktür. Ve bu özgürlük herkesin özünde vardır. Bunu örten nedir? Bu özgürlüğümüzü örten nedir? Psikolojik düzeydeki benliklerdir.